Herkese merhaba, ben Emel. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ağırlıklı olarak ev fiyatları ama bunun yanında biraz da yurt fiyatlarından bahsedeceğim. Çünkü bana çok soru geliyor Instagram'da. Mesela yurtta kalacağım, ne kadar para ödeyeceğim falan diye. Şimdi şöyle, ben yaklaşık ilk geldim, ilk ve ikinci yıl, 2012 ve 2013 yılında yurtta kaldım. Kaldığım zaman da tek kişilik oda fiyatı 550 zlotiydi. İki kişilik odalarda kalıyorsanız onun fiyatı da 450 zlotiydi. Şimdi bu fiyatlar neye göre belirleniyor? Benim kaldığım yurtta odada banyo ya da tuvalet yoktu. Banyo ve tuvalet ortaktı. Aynı zamanda mutfak da ortaktı. Yani mutfak mesela çok temiz olmuyor ortak olduğu için, banyo tuvalet de aynı şekilde. Hani biraz konforsuz bir hostel diyorum, konforsuz bir yurttu. O yurtlarda kaldığım için fiyat daha düşük oluyordu. Ama diyelim ki siz başka bir şehirde, bu tabii ben yine söyleyeyim, ben bunu Łódź için söylüyorum. Çünkü burada yurtta kaldım ben. Warszawa, Wrocław oraları bilemiyorum. Ama zannetmiyorum fiyatlar çok farklı olsun. Tabii bazı üniversitelerin yurtları oluyor ama onu buraya gelmeden önce üniversiteyle konuşup ayarlamanız gerekiyor. Çünkü üniversiteye geldikten sonra yurtta yer kalmamış olabiliyor, odalar dolmuş oluyor ve bu sefer siz eşyalarınızla birlikte açıkta kalacaksınız. Bu sefer yurt bulmakta hani sıkıntı yurt bulmak olmayacak, kalacak yer bulmaya çalışacaksınız çünkü kalacak yeriniz olmayacak. Onun dışında burada mesela şöyle bir şey var. Bazı yurtlar yazın kapanıyor. Yani o yazın bütün öğrenciler evlerine geri dönüyor. O 3 aylık süreç boyunca yurdu kapatıyorlar. O zaman yine eşyalarınızla dışarıda kalma durumunuz var. Ya da eşyalarınızı Türkiye'ye gitmek istiyorsunuz. Bu sefer eşyalarınızı bırakacak yer bulmanız gerekiyor. Ben şunu tavsiye ederim size. Gelir gelmez eve çıkmayın. Bir 3-4 ay belki biraz daha uzun süre yurtta kalın. Belki o bir yılı yurtta tamamlayın. Ondan sonra böyle kafanıza uygun bir arkadaş bulursanız o arkadaşla eve çıkın. Tabi hemen tanıştır tanışmaz böyle o heyecana kapılıp yine eve çıkmayın derim. Çünkü bu sefer sıkıntı yaşayabilirsiniz. Arkadaş bulduktan sonra belki bir yılın sonunda iki kişi eve çıkabilirsiniz. Bu sefer fiyatlar yarı yarıya düşecek. Belki yurda verdiğinizden biraz daha fazla ödeyeceksiniz ama daha rahat bir ortamda kalacaksınız. Hem de eşyalarınızı her Türkiye'ye gitmek istediğinizde her sene çıkartıp işte başka bir yere taşımak zorunda kalmayacaksınız. Onun dışında yurtlarla ilgili benim söyleyebileceklerim bu kadar. Biraz da evle ilgili konuşayım, ev fiyatlarıyla ilgili. Şimdi evle ilgili şöyle bir şey var. Ben şu anda oturduğum yere 2 ay önce taşındım. Buranın fiyatı elektrik ve internet hariç her şey içerisinde 1700 zloty. Elektrikle interneti de eklersek 1800 zloty oluyor. Ama şöyle bir şey, bu bina eski bir bina değil. Bu bina 2 yıllık bir bina ve ısıtması çok iyi. Belki Türkiye mesela ev küçük, 38 metrekare. Ama Polonya'da zaten öyle işte 3 artı 1 ev bulamıyorsunuz. Bilmem vardır muhtemelen ama çok çok yaygın değil ve fiyatları çok yüksek oluyor. Çünkü burada kiralar aşırı yüksek. Bu bir gerçek. Bu evde mesela 38 metrekare dediğim gibi 1700 zloty ödüyorum ama ısıtma konusunda aşırı gerçekten çok iyi. Mesela Türkiye'de kıyaslarsak hani bir yeri bu kadar ısıtmaya kalkarsanız bu fiyatı geçer yani. Mesela eksi 10 oluyor dışarıda ama sen tişörtle hiç gezebilirsin içeride, o kadar sıcak. Onun dışında evlerle ilgili ben buraya taşındığım zaman eşya almak zorunda kalmadım. Çünkü Polonya'da evler genellikle eşyalı kiralanıyorlar. Diyelim ki siz satın alıyorsunuz. Tabii bizim durumumuzda bu hani şu an geçerli bir şey değil. O zaman kendi eşyanızı alıyorsunuz. Ama onun dışında işte koltuğu, yatağı, ondan sonra mutfak eşyaları, hatta bulaşık makinesi her şey kendi içerisinde oluyor. Ama tabii bu her ev için geçerli değil. Bu evden önce ben başka bir evde yaşıyordum. Orada yaklaşık 4 sene yaşadım. O evde mesela elektrikli ısıtma vardı ve bina çok eskiydi. Bina çok eski olduğu için pencereleri eskiydi ve çok soğuk geçiriyordu. Hiç güneş almıyordu ve ısıtma konusunda aşırı sıkıntı yaşıyordum. Çünkü Polonya'da yaşıyoruz ve elektrikli ısıtmayla hayatta kalmak çok zor oluyordu açıkçası. Bayağı zorlanıyordum. Oraya da ben her şey içerisinde elektrik, su, internet hepsi içerisinde yaklaşık 1200 zloty ödüyordum. Tabii 1200 zloty ödüyordum ama elektrik ve suyu harcadığım kadarını ödüyordum. Yazın elektrikli ısıtmayı kullanmadığım için fiyat düşüyordu. İşte normalde 1200 zloty ödüyorsam yazın o 1100, işte 1050'ye falan düşüyordu. Şunu da söyleyeyim, benim oturduğum eve kıstas almayın çünkü o ev gerçekten eski bir evdi ve kötü bir yer olduğu için fiyatı düşüktü. Öyle bir ev biraz zor bulabilirsiniz tek başınıza kalmak istediğiniz zaman.
Onun dışında bir arkadaşımın evinden bahsedeyim. Kendisi 15 metre, 10 ila 15 metrekare, sanırım 15 metrekareydi. 15 metrekarelik bir evde yaşıyor. Fiyatı da internet hariç 1150 zloty. Şimdi ev çok küçük, fiyat çok yüksek. Burada dediğim gibi ev fiyatları bayağı pahalı. Ortalamaya vurursak eğer aylık 1400 ila 1700 zloty arasında oluyor ev fiyatları. Tabii bu merkeze yakınlığına, evin durumuna bağlı olarak fiyatlar değişiyor. Ben de size bu videoyu kendi evimin balkonundan çekiyorum. Şu an yaşadığım ev bir sitenin içerisinde. Arkada zaten muhtemelen devamını görebiliyorsunuz. Benim yurt ve ev fiyatları ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Başka sorunuz olursa Kedi Kemal Instagram adresinden bana ulaşıp yazabilirsiniz. Ya da videonun altına yorum yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Videoyu kapatmadan önce yine aynı tavsiyede bulunayım. Gelirseniz eğer kafanıza uygun bir arkadaş bulun ve iki kişi eve çıkın. Fiyatlar düşecektir. Sizin için daha uyguna gelecektir. Neyse artık videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.